İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saadetlerin başı. İmam-ı Rabbani ki çok büyük bir evliya zat, bir gence mektup yazıp eyledi çok nasihat. Buyurdu ki, ey yavrum, kıyamet yakın oldu. Bid'atlerin zulmeti her tarafı doldurdu. Bir kahraman lazım ki yok etsin bid'atleri ve çıkarsın ortaya kaybolan sünnetleri. Onun sünnetlerinin nurları olmaz ise doğruya, hidayete kavuşamaz hiç kimse. O yüce peygamberin izinde olmadıkça cehennemden kurtulmak mümkün olmaz açıkça. Ona uyulmaksızın bu yolda ilerlenmez. Allah'ın rızası ve sevgisi ele geçmez. Saadete kavuşmak istiyorsa bir kişi, o Resul'e uyarak yapmalıdır her işi. Görünen, görünmeyen nimet ve saadetler, o yüce peygamberi sevmekle ele geçer. Bu yolda yükselmenin ölçüsü bu sevgidir. Bu sevgi çoğaldıkça daha çok nimet gelir. Sevgili Habibini yarattı Hak Teâlâ, mahlukatın hepsinden daha yüksek ve âlâ. O, insin en iyisi ve en sevimlisidir. Her iyilik ve hayır onda cem edilmiştir. Sahabenin cümlesi ona aşık oldular. Onun sevgisi için ortaya baş koydular. Nur saçan cemalini bir defa görmek hatta onlar için en büyük lezzet oldu hayatta. Onu her şeylerinden daha fazla sevdiler. Hatta onun uğrunda can feda eylediler. Onu sevenleri de çok sevdiler gönülden. Birbirlerini dahi çok sevdiler bu yüzden. Onun üstünlüğünü idrak edemeyenler, onun güzelliğini o gün göremeyenler, sevmek saadetine kavuşamayanlarla asla uyuşamayıp savaştılar onlarla. Bu halis sevgiyle o yüksek sahabiler, Rabbin sevgisine ve rızasına erdiler. Yükselip insanların en üstün, en iyisi ve en şereflileri oldular her birisi. Zira dostları sevip düşmanları sevmemek bütün ibadetlerin başı ve mühimdir pek. Rabbimi seviyorum diyor ise bir kimse, Eshab-ı kiram gibi olmalı öyleyse. Hem seven, sevdiğinin sevdiğini de sever. Onun düşmanlarına o da düşmanlık eder. Bu sevgi ve düşmanlık hiç elinde değildir. Hatta o, bu hususta sanki deli gibidir. Nitekim, bir kimseye deli denmezse eğer, imanı kâmil olmaz buyurmuştur büyükler. Her kimde bu delilik eğer mevcut değilse, bu hakiki sevgiden mahrum olur o kimse.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, insan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır ve parlar. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Ama tövbe etmezse ve günah işlemeye de devam ederse nokta nokta kalp kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar. İşte buna ran, yani kalbin tamamen kararması denir, buyuruyor Meymun bin Mihran rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. İyi günler efendim, ben miyim? Evet, buyurunuz. Hocam, Allah sana sabahınızı, gününüzü hayırlara vesile etsin inşallah. Amin, amin. Hepimiz efendim. Allah Teala razı olsun. Hepimiz için hayırlara vesile kılsın inşallah. Sorunlarım için dua istiyorum hocam. Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun inşallah. Amin hocam. Ben 4 tane sorum olacaktı, hemen onlara geçeyim. Hocam, ben birkaç gün sonra Aydın'a gideceğim. Van'dan Aydın'a gidiyorum. Nereden? Van'dan. Van'dan Aydın'a gideceğim. Evet. Uçak gidiyorum. Hocam, ben 2 ay orada kalmaya niyet ettim. Şimdi oraya inince hemen mukim oluyorum. Namazlarımı 4-4 olarak mı kılacağım, yani normal? 2 ay mı kalıyorsunuz? Oradan 2 ay kalıp tekrar İstanbul'a geçip orada da 3-4 ay kalacağım hocam. Peki efendim. Tamam. Hocam, bir de sabahın sünnetini, sübha namazına niyet etsek oluyor mu? Şafii misiniz? Hayır, Hanifiyim hocam. Maliki'yi taklit ediyorum. Tamam efendim, kaydettik. Tamam. Hocam, bir de namazda tahiyyat okurken, yani istemeden boynumu sağa eğrildi mi veyahut da sola, hani eğriliyor istemeden, bilmeden oluyor da, acaba böyle de namazımıza bir şey oluyor mu? Ben bir yerde okumuştum sanki boynunuzu eğmeyin diye. Yani boynumuzu eğmeyin derken onu ben anlayamadım. Başımızı mı eğmeyin? Öyle mi demiş? Evet hocam. Başı böyle gayri ihtiyari eğiliyormuş. Ha, namazda. Namazdayken. Ha, namazda sağa doğru eğrilmiş oluyor. Fark edince hemen toparlıyorum. Yok. Mahsur yok efendim. Tamam. Tamam hocam. Bir de Sisle-i Aliye isimlerini ben ezberlemişim de her sabah ve yatsı namazlarında okuyorum. Bunu okurken zaten başında 100 tane salavat getirmiş oluyorum. Sonra sonunda da 3 tane salavat getirip acaba Allah-u Teala'dan hani bir dileğim olursa bunların hatırı hürmetine istemek uygun olur mu yani her zaman? Elbette, elbette. Hocam, ben biraz utanıyorum. Sanki Allah-u Teala'dan her gün bir talepte bulunmuş oluyorum diye, yani huzursuz oluyorum da. O utanma da hayra vesiledir. Onu izah edeceğiz efendim. Tamam hocam. Peki. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, ikinci dinleyicimiz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Benim 2 sorum olacaktı. Tabii, hocama. Hocam, Allah-u Teala razı olsun sizlerden. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Biz çok faydalanıyoruz sizden. Allah-u Teala razı olsun. Cümlemizden. Hocam, birinci sorum, ben kardeşimden borç aldım. 1 sene gibi bir süre geçti üstünden. Yalnız ben TL olarak aldım. Şu an günümüzdeki ben altın hesabıyla şey yapıyorum ama onun hiçbir şekilde böyle bir talebi yok. Ben kendim vicdanen rahatsız oluyorum. Hani ödeyemedim, parası çok değerini kaybetti diye. Ben bunu fazla ödeyebilir miyim? Yani karşı tarafa faiz olur mu? Ama onun hiç öyle bir talebi yok. Kesinlikle istemedi de. Süresiz vermişti zaten. Hani şu gün ödenecek diye almamıştık. Şey duymuştum, eğer doğruysa alınan borca vade konunca, hani şu gün ödeyeceğim dendiğinde ödenmediğinde faize giriyor diye okudum ya da doğru, duydum bir yerden. Doğru. Hani bir de faiz olur. O yüzden gün koymadık ama ben rahatsız oluyorum. Hani gününden çok uzun süre, 1 senedir ödeyemediğim için değer kaybetti diye fazla vermek istiyorum. Tamam, olur mu? Bir de gene kardeşimin bebeği olacaktı hocam. Ben onun için altın aldım. Hani hazırlayayım dedim doğmadan önce.
bebeğimiz de doğuma bir hafta kala vefat etti anne karnında. Şimdi diyorlar ki o altını sen kullanamazsın. Onun için aldın. Onu onun ailesine vermen lazım. Bununla ilgili de bilgi alabilir miyim? Tamam efendim. Çok sağ olun hocam. Allah'a Teala razı olsun. Dualarınızda eksik etmeyin bizlere. Razı olsun efendim. Hayırlı günler efendim. Adamın biri televizyonda diyor ki hocam, din adamıymış bu. İnsanlara diyor, tabii diyor, dünyada diyor insanların diyor, işte rahat yaşayabilmeleri için ve kafaları çok bozulmaması için, yani neticede biz burada yaşıyoruz ama ölüp gidince çürüyeceğiz. Bu yaşamanın manası yok. Psikolojisi bozuluyor insanda. Onun için insanlara işte peygamberler falan ahireti uydurmuşlar, söylemişler. Yani bak bu yaptıklarınızın hesabı var, işte ödül var, ceza var falan diyerek insanları dünyada yaşamaya bir şekilde konsantre ediyorlar. Yani akıllı insanlar düşünmüşler, taşınmışlar. Demişler ki işte ahiret var, işte kader var, sonra hesap var falan. Normalde bunlar yok diyor adam. Bu diyor insanları diyor işte avutmak için, dünyada yaşayabilmeleri için uydurulmuş bir şeydir diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam neslinden gelenler Ehl-i Beyt'tir. Peygamber Efendimiz'in torunu. İşte seyitlerden birisini böyle Türkiye'de bir yere götürmüşler. Orada yaşlı, 90 yaşlarında falan bir kadıncağız, hakim bunlar demiş falan, işte o da anlatmış, bu da Peygamber Efendimiz torunu. Kadıncağız, ha demiş, o zamandan beri yaşayayım bu. Demek bunu söyleyen adam da Adem Aleyhisselam'dan beri yaşıyor yani, değil mi? Biliyor adam yani. O zamandan beri yaşıyor. Hepsini böyle görmüş, şey yapmış. Hepsini anlatıyor. Tam bir ahmak. Tam bir dinsiz. Kitapsız kafir yani. Komünistler genellikle aynı şekilde dinleri insanlar uydurmuştur, insanları uyuşturmak için. Peki komünizmi kim uydurdu? Onu insanlar uydurdu. Peki komünistler ne yaptı? Bir avuç azınlık milyonlara hükmetti, zulmetti, ezdi, öldürdü, katletti. Değil mi? Diğer sistemlerde, mesela komünizm böyle yapıyor, kapitalist sistem de cincik boncuk veriyor. Bak 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 diyor, köşeyi gene bir avuç sermayesi elinde olanlar aynı şekilde şey yapıyor. Hatta adamlar Hristiyanlığı o hale getirmişler ki Noel başta olmak üzere diğer Hristiyanların dini günlerini adamlar öyle süslemişler, öyle allamışlar, pullamışlar ki sanki Hristiyanlar destek veriyormuş gibi, işte Christmas mi diyorlar, ne diyorlar onlar kendilerinin belli zaman dilimlerinde, işte hediyeleşmek, şunları yapmak, başka sevgililer günü, ondan sonra babalar günü, analar günü, dedeler günü, hocalar günü yok ama. Bir bakalım, belki vardır. Boş hafta var mı? Kaçırmışızdır belki. Öğretmenler günü. Ha, öğretmenler günü. Uydur uydur aynı şekilde koymuşlar. Tabi bunları söylediğin zaman kemküm 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 ediyor falan. Şimdi dinsiz bir kimsenin zaten iman etmeyen kimsede akıl yoktur. Ya bu sözler de akıllı bir kimsenin söyleyeceği sözler değildir. Ahmağın tekidir. Peki efendim, bunlara inanan var mı? Elbette. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren böyle ahmaklar hep gelmiş. Ahmaklar ahmakları tercih etmiş. Şimdi kızacak bazıları da, öyle böyle ahmağı kabul ediyorsan sen de ahmaksın demek. Öyle. Bunu başka türlü aynı şekilde izah falan filan yok. Ahmaklar ahmakları aynı şekilde tercih etmişlerdir. Ve onun yolunda gitmişlerdir. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını, daha doğrusu Allah-u Teala'ya aynı şekilde resmini çekiyor, kaldırıyor. Bunlar ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren bu ve benzeri şekilde asırlara göre adamlar değişik kapta bunları hep söylemişler ve sunmuşlar. Hatta Musa Aleyhisselam, Allah-u Teala bir gün
Tur-i Sina'da arz ediyor. Diyor ki ya Rabbi diyor, ben diyor senin bu kullarına diyor yanlış bir şey söylemiyorum ki diyor. Senin varlığını, senin emir ve yasaklarını bildiriyorum. Yalan söylemeyin, zina etmeyin. İnsanlara aynı şekilde zulmetmeyin. Kul hakkına riayet edin. Bunların bir hesabı var. Bunların bir hesabı var. Yani bu söylediklerim hiçbirisi kötü değil ama bana düşman oluyorlar. Allah Teala diyor ki ya Musa diyor, ben onlara rızık verdiğim halde bana düşmanlar. Ya yarattığım halde. Hayatta da, bütün şeyleri bana ait aldılar, bana düşmanlar. Dolayısıyla hak ve batıl, bunun mücadelesi, bunun savaşı ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamete kadar bu devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek. Hatta Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bir gün bakıyor sağ tarafında böyle zerreler var. Sol tarafında da var. Bakıyor, onları görüyor. Allah-u Teala'ya arz ediyor. Bunlar nedir ya Rabbi diye. Kıyamete kadar senin nesline gelecek onlar bunlar. Peki sağdakiler kim, soldakiler kim? Sağdakiler beni ve gönderdiğim peygamberleri kabul edenler, iman edenler. Soldakiler de inkar edenler buyuruyor. Sağdakiler bu, soldakiler bu. Bunun için Adem Aleyhisselam ya Rabbi bunları şahitlendir. Çünkü ruhlar aleminde ruhlar yaratıldığı zaman Allah-u Teala elestü bir rabbiküm. Lazım. Hitap etti ruhlara. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela evet. Tasdik ettiler. Bu sözünde samimi değil mi? Yeryüzüne bedenle birleştirdi. Buraya gelince inkar etti. Ama tekrar dönecek. Ve bu önüne konacak. Şimdi böyle ahmaklara sormak lazım. Adalet diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Nedir bu adalet? Bir hikaye anlatılır hayvanlar aleminde. Şimdi tilki, aslan, kurt ava çıkıyorlar. Tabii avı avlayan aslan. Bir dana, bir kuzu, bir tane daha var. Bir de böyle küçük bir hayvan avlıyorlar. Horoz diyelim. Öyle bir hayvan. Kurda aslan diyor ki taksim et diyor bunu. İşte bu tavuk tilkinin diyor. Koç benim. Koyun benim. Bana da diyor aslanım. Aslan pençesiyle buyuruyor kurdu öldürüyor. Tilkiye dönüyor. Sen taksim et diyor. Tilki diyor ki bu tavuk diyor kralımızın sabah kahvaltısı. Koyun öğle yemeği. Bana da diyor akşam yemeği. Aferin diyor. Sen bu adaletli taksimi kimden öğrendin? Kurttan. Yerde yatandan diyor. Adaletli taksim, tamam mı? Bu adaletli taksimi kimden öğrendin? Şimdi ya adalet diyorsun da adalet yok yeryüzünde. Adalet yok. Senin adaletin böyle işte. Böyle yani. Senin adaletin bu. Kendin arslan pozisyon kursun, hepsi bana gelsin, adil oldu işte diyor falan, tamam mı? Adil oldu. Öbür taraftaki çadırda kalıyor, aç kalıyor, açlıktan ölüyor. Onlara hatta adam yerine bile koymuyorsun. Şimdi o ahmak adama sormak lazım. Peki, adalet diye bir şey bahsediyorsun. Bu nasıl tahakkuk edecek, nasıl yerleşecek? Efendim komünizm gelerek, olmadı. Çin'de de var hala. Küba'da da var. Kuzey Kore'de devam ediyor. Kapitalizm. Aha işte ABD, Avrupa kapitalist sistemde, liberal sistem. Eziyor. Afrikalı, bu Avrupa ülkeleri, medeni dediğin ülkeler habire sömürdüler. Efendim çok zenginiz. Ne zengini? Hani şimdi Afrikalı diyor ki Avrupalılar diyor Afrika'ya geldiği zaman onların elinde İncil, bizim elimizde elmas vardı diyor. Elmas maden yatakları vardı diyor.
Sonra diyor bizi diyor Hristiyan yaptılar. İncil'i bizim elimize tuttular. Bir baktık ki diyor bizim elmas yatakları ve elmaslar diyor Avrupalıların elinde. İncil bize geçti, elmas onlara geçti. İncil bize geçti, elmas onlarda. Hatta ben bir kitap okumuştum da orada dikkatimi çekti. Bu Avrupalılar işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, oraya gitti. Güney Amerika'da mesela orada yerlerin bir reisi. Bunlar işte altın madenleri falan, altınlar var falan. Adamlar aynı şekilde o altınlar için o yerli ahaliyi katlediyor. İşte Amerikalılar Kızılderililerin hepsini soyunu tükettiler ya, katlettiler ya. Onlar da onları katlediyor. Orada bir ifade dikkatimi çekti. Güney Amerika'daki yerli kabilelerden birisinin reisi böyle teneke teneke altınları götürmüş, nehre döktürmüş. Bunlar demiş Avrupalıların tanrısı, tanrısı. Ya adam doğru bir dine sahip değil, putperest belki de, fakat adamın teşhisi doğru ya. Şimdi parayı pulu kendine tanrı kabul eden adamdan ne adalet beklersin ki? Hocam adalet var. Mutlak adalet ahirette tecelli edecek ahmak adam. Mutlak adalet. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki boynuzsuz koyun boynuzudan hakkını alacak. C dedin, C dedin, C dedin, neyse ne dediysen dedin. Hepsi kayda geçti. Hepsinin hesabı da sorulacak. Hepsinin hesabı da sorulacak. Mutlak adalet tecelli edecek. Dünyada mutlak adaleti tecelli etmek çok 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 zor. Nadir gelmiştir. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri adaletiyle aynı şekilde. Oğluna bile ceza vermekte çekinmemiş. Oğluna bile ceza vermek. Osmanlı döneminde de aynı şekilde, Osmanlı yükseliş döneminde de buna riayet etmişler. Ama buna rağmen olmuş mudur? Olmuştur. Bir gün yaşlı bir kadın Kanuni Sultan Süleyman Han seferinden ne geliyormuş? İşte diyor sultanla görüşeceğim. Sultanı gelsin diyor, geliyor falan. Diyor ki sultanım diyor eve hırsız geldi. Ne zaman diyor? Gece. Peki diyor siz o zaman ne haldeydiniz? İşte gürültülü patırtılı bir şeyler almışlar götürmüşler. Demiş böyle gürültülü patırtılı aldırı götürdü. Siz ne yapıyorsunuz? Uyuyorduk demiş. Ne demiş bu kadar da demiş. Hatun uyunur mu? Ne bileyim ne bileyim sultanım siz uyanıksınız diye biz uyuduk. Öyle adaleti aynı şekilde yerine getirecek. İşin başında sen varsın diyor. Sen uyanıksın diye biz diyor rahat uyuyorduk. Sen uyanıksın diye biz rahat uyuyorduk. Dolayısıyla hatta Venedikliler diyorlarmış ki bu Osmanlı'nın diyor söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var bunların. Adamlara tuhaf geliyor söz vereceksin sözünde duracaksın. Yok öyle bir şey yani. Söz vereceksin de sözünde duracaksın. Yok öyle bir şey. Adam menfaati için çocuk demiyor, kadın demiyor, erkek demiyor, yaşlı, ondan sonra ne bileyim aciz demiyor. Öldürüp geçiyor hiç. Umurunda bile değil. Bunun adalet neresinde? Bu zulmün hesabı nerede sorulacak be ahmak adam? Değil mi? Bu zulmün sorulacağı bir yer olacak. O da ahiret. O da ahiret. Burada sen istediğin boruyu öttür. Sana da sorulacak merak etme. İnkar ettiğin yere sen de gideceksin. Ölüm meleği geldiği zaman ben seni inkar ediyordum. Ben oraya gitmek istemiyorum. Hayır diye bağır. Nasıl bağırsın? Seni tanımıyorum. Ha seni tanımıyorum. İstediğin kadar şey. O melek der ki tanıma sen de. Biz seni tanıyoruz. Biz seni tanıyoruz. Alıp götürecek. Alıp götürecek onu. Alıp götürecek. Dolayısıyla kim ne derse desin dediğinin de yaptığının da hesabını verecek. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Evliyayı Seven Kurtulur. Bütün dünyada savaşlar, huzursuzluk, kavga, isyan, küfür var. Elhamdülillah biz çok rahatız, muhafaza altındayız. Bir isyan, bir hata, bir kalp kırmakla bu nimetten mahrum kalınabilir. Hep dua etmeliyiz ki Allah-u Teala bizi bundan mahrum etmesin. Kalp kırmak, Kâbe-i Muazzama'yı 70 sefer yıkmaktan daha büyük günahtır. Gıybet de kanser gibidir. Gıybet, bir Müslümanın arkasından doğru olduğu halde üzüleceği bir şeyi söylemektir. Ya doğru değilse,
Bir de o, iftira olacak, kat kat fazla günahı olur. Gıybet, iftira, suizan, dedikodu, her ne varsa aileler, topluluklar bunlardan dolayı sıkıntıya girerler. Allah korusun dağılır ve bozulurlar. Başka türlü sebeplerin hepsi telafi edilir ama gıybet, dedikodu, iftiranın olduğu yerde ne huzur ne de birlik kalır. Kurtuluşun yolu kurtulanlarla beraber olmaktır buyuruluyor. Bu sevgi en büyük sermayemizdir. Buna zarar verecek bir şey duyunca mani olmalıyız. Bir kişinin gıybet ettiğini duyarsak onu susturmalı, ona mani olmalı. Mani olana 100 şehit sevabı veriliyor. Mani olamıyorsak kalkıp oradan gitmeliyiz. Birini içki masasına çağırsalar, haram olduğu için gitmese, nasıl sevap kazanırsa, gıybet edene mani olmak da aynı, hatta daha önemli, daha sevaptır. Bir mümin Allah rızası için bir mümini ziyaret etse, Cenab-ı Hak bundan çok memnun olur ve o kişiden razı olur. Eğer Allahü Teala'nın o rızası bir ampul gibi gökten yere inseydi, o kadar parlak bir nur olurdu ki güneş kararırdı. Yani gündüz yıldızları görmediğimiz gibi güneş de görünmez olurdu. Böyle şeyler iman edilecek hususlardır. Çünkü dinimizin aslı görmek değil, inanmaktır. Bu göz her şeyi görmek için yeterli değildir. Başka göz var, o büyüklere has bir gözdür. Onlar dünyadayken ahireti görürler. Fark buradadır. Hele hele insanlar karşılarına geldikleri zaman, şişenin içindeki mürekkep göründüğü gibi, onlar ayrıca kalp mütehassısı oldukları için insanın kalbinden ne geçiyor onu da görürler. Büyükler bir anda her yeri kalp gözleriyle görebilirler fakat bakmazlar. Zaten bakmak isteseler, düşkün olsalar göremezler, kalp gözleri kapanır. Kâbe-i Muazzama ilk görüldüğü anda yapılan dua reddedilmez. Silsile-i Aliye büyüklerinden Kâbe-i Muazzama'yı görünce, ''Ya Rabbi bizi seveni dostun yap.'' diye dua edenler oldu ve bu duaları kabul oldu. Bu büyükleri seven ne kadar şükretse azdır. Eğer Allah'ın veli kulları olmasaydı, yeryüzü bütün içindekilerle beraber batardı. Sadıklar olmasaydı, yeryüzü fesada uğrardı. Alimler olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu. Ahmaklar, aklı kısa kimseler olmasaydı, yeryüzü harap olur, dünyayı mamur edecek kimse olmazdı. Rüzgar olmasaydı, yerle gök arasında pis kokudan yaşanmaz olurdu. Bir Müslüman, dünyalık ve kadın konusunda imtihanı kazanmadıkça olgunlaşamaz. Bizi üzen, bize sıkıntı veren herhangi bir olayın, şayet dinimize zararı yoksa müdahale etmemeli, sabretmeli. Dinimize zarar vermiyorsa, nefsimize zarar veriyor demektir. Ona da sabretmek, nefse uymamak gerekir. Geçimsizliklerin, boşanmaların sebebi dine değil, adetlere uyulmasıdır. Alaaddin Attar Hazretleri, adetleri bırakın, Allah'ın emrine uyun buyurdu. Haram parayla cami yaptırmak, kirli elbiseyi idrarla yıkamaya benzer. Daha çok pislenir. Böyle camide namaz kılınmaz. Eldeki haram paraya eğer bir miktar helal para karışmışsa, haramla helal karışınca mülk olur. Her ne kadar tayyip, temiz olmasa da kullanmak caiz olur. Böyle helal haram karışık paralarla yapılan camide namaz kılmak caiz olur. Kar bembeyazdır. Bütün pisliklerin üzerini kapatır. Her taraf bembeyaz görünür. Müslüman da kar gibi din kardeşinin kusurunu örtüp gizlemelidir. Her kim her gün Allah'ım, ümmeti Muhammed'e rahmetini ihsan buyur. Ümmeti Muhammed'in halini ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'i bela ve kederlerden salim kıl diye dua ederse, Allahü Teala onu ermiş kullarından kılar. Zıtlar arasında rekabet olmaz. Aynı işi yapanlar arasında olur. Mesela marangozla terzi arasında rekabet olmaz. İki marangoz, iki terzi arasında rekabet olabilir. Fitnecilere itibar etmemeli. Fitne çıkmasına izin ve fırsat vermemeli. Fitneye sebep olmamalı, birbirimize düşmekten ve düşürmekten çok sakınmalı. Bütün büyük devletleri, cemiyetleri, fitne birbirine düşürerek yıkmıştır.
Kişi kendisinin eksik, yanlış ve suçlu olduğunu kabul etmedikçe düzelemez, çünkü çaresini aramamış olur. Bundan sonra düzelmek için 4 şey lazımdır. Sohbet, doğru ilmihal kitabı okumak, tövbe etmek, peki demek, yani söz dinlemek. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. O birinci bölümde sorduğun şeye bir ilave hatırıma gelmişti de onu yetiştiremedik. Şimdi Mustafa Bey bütün aynı şekilde ilim adamları şey yapıyor falan. Ne kadar nüfus var şu anda dünyanın? Biz çocukluğumuzdan beri hep 7 milyar, şimdi 8 milyar olmuş. Yani ölmeden önce 8 milyar gördük yani. 8 milyar insan. Bunların hepsinin başına polis, jandarma dikemezsin. Mümkün değil. Ya bugün devletlerin hemen hemen çoğunda polis ve jandarması çok. Ama buna rağmen hırsızlık, katil dolu. Polis, jandarma, hatta kamerayla her yer takip ediliyor. Allah-u Teala kulunu iyi bildiği için emir ve yasaklar göndermiş. Eğer iman eder bu emir ve yasakları, aynı şekilde Allah-u Teala'nın emir ve yasakları olarak kabul eder, buna inanırsa senin jandarma koymana gerek yok. O ahirette vereceği hesabı düşünerek otomatik olarak aynı şekilde kendisini sakındırır ve huzurda geri gelir. Bu ahmaklar bunu bile düşünmüş olsa böyle laf etmezlerdi. Gelelim efendim ilk dinleyicimizin sualine. Ben de Van'dan Aydın'a geçeceğim. Orada işte birkaç ay kalacağım. Van'dan Aydın'a gelinceye kadar eğer uçakla geliyorsa uçakta seferi. Havaalanında da aynı şekilde. Havaalanlarında da seferi. Peki Aydın'a girer girmez varacağı yere, Aydın'ın kazasına gidecekse kazasına varınca mukim olacak. Yok, Aydın'ın içine gidiyorsa Aydın'ın içine girer girmez mukim olacak. Ne kadar? 2 ay kaldı. 2 ay müddetince mukim. 4 kalacak. Efendim Aydın'dan da İstanbul'a geçeceğim dedi. Orada da birkaç ay kalacağım dedi. Dolayısıyla yolda yine seferi, ama İstanbul'a gelir gelmez, İstanbul'un neresine gidecek, oraya varır varmaz yine mukim olacak. Efendim sabah namazının sünnetine Sübhan namazı diye niyet edebilir miyiz? Hayır. Çünkü sabah namazının sünneti Hanefi mezhebinde vacip makamında buyuruluyor. Onun için başka bir niyet gerekmiyor. Oradan dolayı sabah namazının sünnet deniyor. Öyle niyet ediliyor. Bir de dinleyicimiz dedi ki namaz kılarken dedi böyle dedi, hani boynum sağ tarafa böyle eğiliveriyor. Bunun eğilmemesi gerekirmiş falan. Dik durması gerekiyormuş. Ya öyle yazmıyor. Namaz kılarken kendisini hakir, zelil göstermek için böyle boynunu eğmesi, önüne eğmesinin bir mahsuru yok. Namaza bir zarar vermez. Sağa da, sola da, öne de eğmiş olsa herhangi bir zarar söz konusu olmaz. Efendim öyle yaparken uyur kalırsa zaten, eğer içi geçerse küt diye düşer, abdest de bozulur, namaz da bozulur o zaman. Düşmediği müddetçe de bir şey olmaz. Abdest de bozulmaz, namaz da bozulmaz. Efendim dinleyicimizin bir suali daha vardı. Ben de her gün dedi sabahleyin kalkınca Silsile-i Aliye büyüklerinin dedi isimlerini zikrediyorum. Tam bir mesajette bir dedi var, onu okuyorum. Dedi okumadan önce dedi 100 salavat dedi, onu okuduktan sonra 100 salavat daha dedi. Ondan sonra yalnız bir Fatiha 3 ihlas okusun. 100 salavattan sonra bir Fatiha 3 ihlas okusun. Onun arkasına da aynı şekilde 3 salavat okusun. Ondan sonra da Sisli ailenin isimlerini söylesin. Yani dedi her gün dedi onların isimlerini zikrederek bir şeyler talep ediyorum. Şimdi utanmaya başladım. O doğru. Yanlış değil. Bu yanlış değil. İnsan okudukça, bu büyükleri tanıdıkça, onları vesile ederek bile Allah-u Teala'dan bir şey talep etme, hele dünyalık olarak bir şey talep etmeden artık utanıyor. Ya diyor ben ne talep ediyorum? Ben ne talep ediyorum? Ama mesela İslam alimlerinden bazıları da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de benden isteyin, ben veririm. Rabbimizin bu emridir. Hatta bir seferinde böyle bu hanım dinleyicimiz de olduğu gibi namazlarda dua ederken şey yapıyordu falan. Bende de aynı şekilde öyle bir şey oldu. Ya dedim benim yüzüm yok, nasıl talep edebilirim, nasıl isteyebilirim, yani ne yaptım ki falan düşünceleri gelmişti. Bir toplantı olmuştu, o toplantıya hemen abiler buyurdular ki Vehhabiler ve mezhepsizler aynı şekilde namazdan sonra dua etmiyorlar, Allah-u Teala'dan bir şey istemiyorlar. Onlara muhalefet için bile olmuş olsa mutlaka talep etmeli, çünkü Allah-u Teala benden isteyin ben veririm buyuruyor. Çünkü istenen yer Allah-u Teala kendisi yaratıcı. Hazinesi sonsuz. Sonsuz diyorsun. Benden isteyin. Ben veririm. Ama
Yani isterken de ölçülü yapmak, edebe riayet etmek iyi olur buyuruyor. Şimdi dinleyicilerimizden bazılar gelecek. Evliyadan bazılar mesela hastalıkların tedavisi için istememişler. O yüksek derece Rabia Yadiye Hazretleri de mesela. Ben hani diyor hastasınız bir doktora gitsen. Yani diyor ben Rabbime gidip de diyor onun kulu olan doktora Rabbim beni hasta etti. Beni tedavi etme diyeceğim buyuruyor. Dolayısıyla o bir haldir. Yani bu böyle bir şey olursa da yanlış değildir. Ama diğer İslam alimlerin diğer bildirdikleri o makle göre de istemeye devam edilebilir. Son dinleyicimiz dedi ki ilk sualinde kardeşimden dedi ben TL olarak dedi borç almıştım dedi. Ve dedi zaman söylemenin de faiz olduğunu bildiğim için dedi zaman söylemedi dedi eline getirirse ama dedi hadiseler değişti. Altın fırladı, döviz fırladı. Her şey aldı başını götürdü. O zaman öyle bir talebimiz olmadı dedi. Ben dedi biraz fazla ödesem. Şimdi kardeşin talebi olmasa bile hiç olmasa altını o zaman borç aldığı para kaç gram altın eder? Kaç gram altın eder? Diyelim ki tamamını karşılayacak durumda değilse kardeşine derse ki ya paranın değeri gitti. Altın fiyatı da bu o zaman şu kadar altın ediyordu. Ben de bunu tamamını karşılayamam. Hiç olmazsa bir kısmını şey yapsak da hani helallatsak. O da rıza gösterirse problem olmaz. Faiz olmaz bu verdiği fazlalık o zaman. Efendim kardeşim dedi hamileydi. Bebeği olacaktı. Ben de peşin peşin dedi. Bir dedi hani dedi, çeyrek veya bir gram altınlar var şimdi. Onlardan aldım dedi. Ama dedi bebek dünyaya gelmedi. Ana karnında öldü. Bana diyorlar ki sen o çocuk için aldın bunu ona vermen lazım. İyi de bunu söyleyen kimse şunu düşünmesi lazım. Bebek ortada yok. Kime verecek? Kime verecek ya? Allah Allah. Kime verecek? Bebek ortada yok. Bebek doğarsa verecekti. Teyze olarak götürüp ona verecekti. Anasına vereyim, babasına vereyim demedi ki. Çocuk ölünce götürüp de anasına babasına vermiş olsa. Verme mecburiyeti söz konusu değil. Hani dini konularda hassas olmak gerekir. Nasıl hassas olmak gerekir? Eğer o konuyu biliyorsan onu söyle. Bilmiyorsan kendi yorumunu din diye anlatma. Bir hanım dinleyicimiz diyor ki bizim bir WhatsApp grubumuz var diyor. Böyle gruplar var biliyorsunuz. O grupların da başında yönetici var. İşte bu bizim diyor WhatsApp grubunun yöneticisi olan abla artık diyor şeyden çıktı diyor raydan. Bizim her şeyimize karışmaya başladı diyor. Evdeki diyor özel durumlarımızı bile diyor benim haberim olacak her şeyden diyormuş. Var be şeyh olmuş yani. Bir şey olmuş ama ne olmuş bilmiyorum. İyi de bunca zamandır beraberiz. Bana böyle bir şey teklif etmiyorsunuz ki hiç. Allah Allah. Bak köşeyi dönmüş adam. WhatsApp grubunda bile şeyhliğini ilan etmiş yani. Efendim yanlış. Olur mu öyle şey ya? Kendini ne zannediyor ki? Bu tamamen Allah Teala korusun kibir ve bu şekilde böyleyse sonu felakettir. Hemen oradan çıksın uzaklaşsın. Hemen oradan çıksın uzaklaşsın. Her şeyini bana sor. Her şey kime sorulur? Hakik, mürşid-i kamil öyle bir zat olursa o zaten sormana gerek yok. O lazım olan aynı şekilde müdahale eder ve cevabını da verir. Seni de ortada götürür. Öbürüsü bu şekilde böyle kendini böyle zanneden onda o bilgileri toplayarak ve onların üzerinde hüküm sürmeye kalkar. Evet. Hakimiyet kurmaya kalkar. Tahakküm başlar. Zulmeder, tehdit eder ve her şey olur. Burada din değil, hemen oradan uzaklaşmak gerekir. Efendim işte WhatsApp grubundan daha önce sohbet gönderiyordu oradan. Çık gitsin. Peki, oradan çıkmak o kadına da fayda verir. Bir bakar der ki kimse kalmadı. Şeyhlik yapacak kimse kalmadı. Oradan şimdi, çıkmakla dinden çıkılmış olmaz. Çıkılmış olmaz. Tabii. Bazıları da böyle lanse yapıyor. Sen buradan çıktın ya tamam. İşte tarikatın altında bir sürü öyle abuk subuk yerler var ya. Çıkarsan işte helak olursun. Ne olursun. Çık hemen. Hiç durma falan. Hiçbir şey olmazsın. Onlar kendileri düşünsün. Şimdi Emel abinin bir sözü. Emel abiler buyurmuşlar ki.
Mesela birisi geldi, dedi Mustafa Bey diyecek edin niddet ve hürmet ederim efendim falan filan. O gitti, birisi geldi, Mustafa Bey hürmet ederim efendim falan. İki, üç, dört, beş, onuncu da geldi, eğildim önünde dedi, zıvanını çıkar adamı dedi. Zıvanadan çıkar. Bende bir şey var. Ha, bende bir şey var ki bunlar geliyorlar, hürmet ediyorlar, elimi öpüyorlar. Zıvanadan çıkar buyurdular. Büyüklerin kitabını okumayan veya aynı şekilde onların hayatlarını devamlı göz önünde tutmayan bir kimse kısa zamanda zıvanadan çıkar. Bu hanımda da olduğu gibi. Zıvanadan çıkmış bu. Dolayısıyla buna yapılacak iyilik. Hemen oradan etrafından uzaklaşmak. WhatsApp'ından çıkmak. Hemen. Hemen çıkmak. Efendim tehdit ediyor falan. Onun tehditine mehdine falan aldırma. Şimdi ölçüler kitaplarda bildirilmiş. Makul istekler, makul talepler olabilir. Ya işte şöyle bir hastamız var grubumuzda, işte herkes okur. Yasin-i Şerif okuyalım. Ha, okuyan, mesela. Talep eden. Onu da sen oku, sen oku dememeli. Sana 5 tane, sana 100 tane dememeli. Dağıtmamalı. Herkes gücün nispetinde. Alabileceği gücün, kadar. Gücün nispetinde. Şey değil mi? Mustafa Bey, mesela sadak konusunda ben dikkatli bir şekilde İslam alimlerin bildirdiklerini kitaplara yazdılarını dikkatli bir şekilde okuyor falan. Maktu olarak her ay şu kadar sadaka verilecek bir ifadeye hiç rastlamadım. Her gün de verebilirsin. Ayda bir de verebilirsin, senede bir. Durumuna ve haline göre verirsin bunu. Durumuna ve haline göre verebilirsin. Ve diğer hareketlerde neler sadaka olduğu da bilinmiş. Onlar düşünerek yaptığın zaman onlar da sadaka olur. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimler her şeyi yazmışlar. Tam İlmi Hazreti Veli kitabında, İslam Ahlak kitabında lazım olan her şeyi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yazmış. Dolayısıyla biz bu kitabı okur, bu kitapta bildirilenle amel ederiz. Bunun dışında efendim Osman Ünlü dediği falan dediği feşmekede onların hiçbirisi hüccet senet değil. Oradan nakil yapıyorsa ne ala, yapmıyorsa güle güle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.